sabr iymonga nisbatan tanani boshiga o'xshaydi. Ya'ni tanani sog'lom va tirik saqlash uchun nima kerak? Bosh kerak. Boshi uzilsa insonni, tanasida hayot qoladimi? Qolmaydi. İmonda ham sabr shunday, bosh insonga qanday kerak bo'lsa, iymoniga sabr shunday kerak. Agar iymon sabr ketsa iymon qolmaydi. Nima uchun bunday deyaptilar? Sabr o'zi nima? Habsun nafsi ala ma takrah. Nafsni istamagan narsasiga undash. Yoki ushlab turish. Nafsni istamagan narsasida ushlab turish. Masalan, ko'p o'qish yoqmaydi. Damog'ingiz keladi. Ko'p o'qishga majburlaysiz. Tushunarlimi? Ana shu nima uchun sabr? İmanın başı iman bir tane. Çünkü sabır bulmasa insan ibadet kımaydı. Neticede iman ketedi. Ta Allah'ın etkenini kımaydı. Çizemeydi de. Allah kayıtlar kendinden kayıtmaydı. Yani ki musibet kese Allah subhanahu ve ta'ala'ya karşı duruşke, şek kılışke ötedi. Neticede sabırsızlık ne yapıp geledi? İmansızlık yapıp geledi. Ya Allah buyurgenini kımasından İmansızlikka qarab boradi, yo qaytarganini qilish bilan imansızlikka qarab boradi, yoinki sabr musibatga chidolmasligidan imansızlikka qarab boradi. Sabr iymonga nisbatan tanani boshiga o'xshaydi. Agar bosh ketsa tana yashamaganda, sabr ketsa insonning iymoni yashay olmaydi. Demak, sabrning ta'rifi nima? Nafsga yoqmagan narsaga nafsni undash. Shuning uchun siz agar madomiki iymoningiz mukammal bo'lishini istasangiz, madomiki komil mu'min bo'lishni istasak, biz istamagan narsalarimizga, nafsimiz ko'nmagan narsalarga chidashimizga to'g'ri keladi. Mu'min shunda bilinadi.